Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugün Skype ile bağlanacak iki konuğum bize eşlik edecekler. Koronaton Türkiye İnisiyatifi Sözcüsü ve Talentmill'in kurucusu Sure Köse Ulutaş ve Mikroport kurucusu Berat Kamili. Kendisi de Koronaton Türkiye Sözcüsü. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün finansal teknolojide konumuz şu, geçtiğimiz hafta yanılmıyorsam Perşembe ya da Cuma günüydü. Türkiye'nin önde gelen 80 girişimcisi 48 saat içinde bir şekilde organize olarak tüm dünyanın ve Türkiye'nin mücadele ettiği koronavirüs salgınına karşı kendileri ne yapabilir? Bunun üzerinde bir fikir geliştirdiler ve hafta sonu 21-22 Mart'ta Koronaton Türkiye etkinliğini gerçekleştirdiler. Yaklaşık 1500 civarında başvuru olduğunu biliyoruz bu etkinliğe. Bu etkinlikten çıkan yaklaşık 12 tane fikir de önümüzdeki günlerde vücut bulacak. Tabii bu fikirlere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yanı sıra işte Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, ODTÜ, İstanbul Üniversitesi gibi üniversitelerde destek veriyor. Tabii ki birçok Türkiye'nin önde gelen girişimci beyni de destek veriyor. Sure, istersen önce senden başlayalım. Nasıl bir fikirdi bu? Nereden çıktı? Kimler katıldı? Fikrin arkasında kimler vardı? Oradan başlayalım, sonra hafta sonu olan çalışmaya ve çıktılara ve bu çıktıların hayata geçmesini daha sonra aktaralım. Merhabalar, merhabalar herkese. Bu fikir aslında çok kısa bir sürede ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü'nün aslında bizim hep birlikte bir arada bulunduğumuz bir dijital platformda platforma gönderdiği mesaj da ortaya çıktı. Ve çok kısa bir zamanda birçok girişimci ve akademisyen online bir platformda bir araya gelerek konuşmaya başladık. Hatta geçtiğimiz hafta çarşamba günüydü. Bir iki saat içerisinde organize olduk ve aslında dünyanın aynı soruna karşı mücadele ettiği bir dönemde COVID-19 salgını probleminin ortaya çıkardığı sosyal, psikolojik, lojistik sorunlara yönelik çözüm üretmek aslında hepimizi çok heyecanlandıran bir fikirdi. Ve böyle bir iki saat içerisinde organize olarak ertesi gün aslında hem sosyal medya anlamında, hem web sitesi anlamında, hem başvuruları toplama platformu anlamında çözümleri ortaya çıkarttığımız bir süreç geçirdik bu sefer. Peki yani kaç başvuru geldi bu iki günde? Daha çok hangi alanlarda bu başvuru? Yani açıkçası bizi de çok şaşırtan bir süreç oldu. Çünkü biz geçtiğimiz hafta Perşembe günü öğleden sonra başvuruları açtık. Yaklaşık bir günlük bir sürede 1500 başvuru aldık. Çok farklı alanlardan başvurular geldi. Türkiye'nin her bir yerinden, aslında farklı farklı alanlardan, girişimcilerden, öğrencilerden, akademisyenlerden, tıp doktorlarından, sosyologlardan, farklı farklı kesimlerden farklı alanlarda fikirler geldi. Özellikle salgının yarattığı sosyal etkilere odaklanan fikirler vardı. Salgının yarattığı etkilere özellikle tıp alanında çözüm üretmeye çalışan fikirler de vardı. Çok farklı farklı alanlarda fikirler geldi. Zaten bugün, yani az önce, bir saat önce itibariyle de ödüllendirdiğimiz projeleri açıkladığımız bir canlı yayın yaptık. Onlardan da örnek vermek isterim sonra. Peki belirli konular belirlendi mi? Yani belirli spesifik alan belirlediniz mi, yoksa ucu açık mıydı? Belirli alanlar, evet, yani bazı alanlar belirledik. 3 tane alan belirledik. Aslında salgının yarattığı sosyal sorunlara yönelik çözümler. Özellikle psikolojik destek, ruhsal sağlık, evde vakit geçirmenin yarattığı sosyal izolasyona bağlı sorunlar. Yani hepimizin bildiği işte sosyal medyadaki bilgi kirliliği gibi konular. İşte fiziksel aktivitelerin bu izolasyondan dolayı sınırlandırılması ve benzeri alanlar. Hani sosyal çözümler alanı dedik birinci alana. İkinci konu lojistik çözümlerin olduğu alandı. Özellikle gıda ürünlerine ulaşabilmek, sağlık ekipmanlarına erişim ve benzeri
yardımlaşmayı arttırabilen lojistik çözümler dedik. Ve bir diğer alanı da birazcık daha geniş bıraktık. Özellikle işsizlik ve nektek problemleri, eğitimin devamlılığı gibi daha farklı alanlardaki diğer çözümler dedik. Aslında gerçekten baktığımızda da farklı farklı alanlardan fikirler aldık. Çok da güzel projeler geldi. Şimdi biraz da bu projelere de değinmek istiyorum, konuşmak istiyorum aslında burada. Evet. Belki Berat Bey de size eşlik edebiliyor. Ya burada öne çıkan kaç proje öne çıktı, kazandı diyelim ya da desteklenecek önümüzdeki dönemde, bu projelerin detaylarını bir açmak istiyorum aslında. Biraz açar mısınız, neler var projeler içinde? Tabii projelere gelmeden önce belki birazcık da hani bu hani iki günlük süreçte biz nasıl bir destek verdik bu fikirlere, biraz ondan bahsettikten lütfen sonra projelere geçmek belki daha doğru olacaktır. Cuma günü başvuruları topladık, 1500 başvuru ve bu 1500 kişiye ya da ekibe diyelim, çünkü 1500 başvuru demek aslında kişi sayısı olarak daha fazla kişi demek, çünkü bazı projeler ekipler halinde başvurdular. Dolayısıyla Cuma günü itibariyle 8 kişilik bir mentor listesi belirledik biz. Bu liste 8 kişilik mentor listesi, yani işte akademisyenlerden ve konu uzmanlarından oluşan mentor listesi cumartesi günü itibariyle 121 kişiydi. Dolayısıyla 121 kişilik dev bir mentor listesiyle 2 gün süresince biz bu 1500 fikre aslında mentorluk alanında destek verdik. Bu mentorluklar canlı yayınlarda, yani kişilerin kendi uygun saatlerinde, mentorların kendi uygun saatlerinde belirledikleri online toplantılarla devam etti. Tahmin ediyoruz ki 1000'in üzerinde mentorluk görüşmesi gerçekleşti. Ve biz pazar günü geçtiğimiz... Bir de ben bir şey... Buyurun Berat Bey. Buyurun. Şey diyecektim, yani mesela mentorlardan da birkaç isimden bahsedebiliriz. Faruk Eczacıbaşı vardı mentorlarımız arasında. Türkiye Bilişim Vakfı. Hani Faruk Eczacıbaşı gibi bir sürü böyle Bilişim Vakfı'ndan. Bir sürü böyle çok önemli mentorlar vardı. İşte Türkiye'nin en büyük şirketleri, Türkiye'nin en büyük STK'ların başkanları gelip oradan kurumlar, startuplara mentorluk verdiler. Benim en çok heyecanlandığım tarafı oydu. Çünkü biz başta Sure ile ve diğer ekiptekilerle konuşunca hani böyle bir 121 kişilik böyle bir kadro aslında beklemiyorduk. Sonra bir baktık böyle herkes gelmeye başladı ve bayağı böyle bir bizim içinde, organizasyon ekibi içinde çok güzel oldu. Ben bunu bir eklemek istemiştim Sure'nin dediklerine. Evet. Yani mentorluk süreci çok keyifliydi. Ben de bizzat, hani Berat da ben de bizzat mentorluk yaptık. Dolayısıyla şuna şahit olduk Sefer, mesela süreç boyunca. Birbirlerini tanımayan ama ortak bir fikri olan ve çözümü birlikte geliştirmek isteyen ekipler de bu proje esnasında bir araya geldiler. Sonradan tanışarak ekipler oluşturup projelerini bizimle paylaştılar. Dolayısıyla oldukça keyifli bir hafta sonu geçti. En azından herkesin bu kadar umutsuzluğa düştüğü bir süreçte çözümün parçası olmak için heyecanlanan bir grup insanla bir arada olmak oldukça keyifliydi mentorlar açısından da. Bu süreçte aslında bu soruna fikir üretmek isteyen çok fazla kişi var. Bunu hani sosyal medya paylaşımlarından görüyoruz, çevremizden görüyoruz. Aslında bu anlamda da Türkiye'nin girişimcilerinin yaptığı bu hani tam da girişimcilik ekosistemi de özetleyen hızlı ve esnek hareket ederler ya, o oluşum gerçekten bu insanlara da güzel bir platform oldu diye biliyorum. Ben de seninle geçtiğimiz Cuma'dan bu yana görüşüyorum süreci, yakından takip ediyorum. Çok emek verdiniz. Şimdi ben projeler kısmına geleceğim Berat Bey ve sen. Tamam. Bu projelerden, desteklenecek projelerden örnekler alalım. Sonra o projeler nasıl desteklenecek bakanlık ya da finansal anlamda, çünkü bakanlık da destek oluyor benim bildiğim. Ve çok önemli kurumlar destek oluyor. Akabinde bu projeler nasıl hayata geçecek, orasını konuşalım. Tabii şöyle yapalım mı Berat? Belki hani bugün aslında ödül alan 12 proje var. Biz 12 projenin 12'sinden de kısa kısa bahsetmek isteriz. Lütfen. İlk yarısından ben bahsedeyim. Evet, diğer yarısından Berat bahsetsin. Şimdi aslında bu projeler... bu projeler, 12 projeden örnek vereyim. Bu arada daha uzun da bir listemiz var. İlk 30 projeyi biz yayınladık bugün web sitesinde. koronatontürkiye.com. Hani ulaşmak isteyenler oradan da ulaşabilirler. Ben ilk projeden başlayayım. Bu arada bir sıralamaya göre gitmeyeceğim. Çünkü biz
Açıkçası fikirlerin çoğunu çok değerli bulduk. Yani ve bu bir yarışma değil aslında bakıldığında. Çünkü bir kaybeden yok. Aslında günün sonunda hepimizin kazandığı, hani sosyal etki yaratarak kazandığı bir proje gibi düşünebiliriz. Mesela bir tane Medibook isimli bir projemiz vardı. Bu Medibook, teletıp hizmeti veren bir platform. Hekimler ve hastalar arasında görüntülü ve uzaktan takip modülleriyle aslında sağlık hizmeti verilmesini sağlıyor. Bir diğer proje Stüdyo Canlı. Stüdyo Canlı özellikle karantina dönemini yarattığı psikolojik etkileri azaltma yönelik sağlıklı yaşam uzmanlarıyla meditasyon, psikoloji, koçluk ve benzeri hizmetleri sağlayan bir platform. Bir diğeri Expona. Expona yani işte bizim fiziksel olarak yaşadığımız bir takım deneyimler var. Bunları online platforma döken ve online deneyimleri kişilerle buluşturan yine dijital bir platform. Bir diğer kategori, burada aslında 3 tane farklı projeden bahsedeceğim. Çünkü aslında hepsi benzer alanlarda fikirler üretmişler. Dünyada da zaten buna benzer örnekleri duyuyoruz son zamanlarda. Bu projeler lokasyon bazlı, özellikle işte yoğunluğun nerede olduğunu ölçen, işte COVID-19 testi pozitif çıkmış kişilerin diğer kişilerle etkileşime girip girmediğini arkadaki yapay zeka algoritmalarıyla anlayabilen uygulamalar. Bunlardan bir tanesi mesela Coronep. Coronep yani COVID-19 testi pozitif çıkmış kişilerle sosyal bir etkileşime girmişseniz sizi arkadaki yapay zeka algoritmasıyla uyaran bir mobil uygulama. Bir diğeri Güvende Kal. Yine Güvende Kal jeolokasyon desteğiyle insan yoğunluğunu tespit edip yine kullanıcılara hani kalabalığın nerede olduğu konusunda bilgi veren bir uygulama. Coronep var. Coronep yine salgını takip edebilmek için bireylerin birbiriyle olan temaslarını Bluetooth sinyalleri gibi bir takım sensörlerle arka planda ölçen ve yayılımı kontrol edebilen bu sayede bir uygulama. Sanıyorum 6 tane projeden ben bahsetmiş oldum. Gelen de Berat Bey'den alalım. Aynen. Evet. Ben şimdi şeyle devam edeyim. Bir Kolkola var. Kolkola'da STK'ları ve gönüllüleri birleştiren bir uygulama. Ondan sonra Neoanka var. Bu da yapay zeka tabanlı olarak geliştiren hastalık belirtilerinin semptom analizi ile COVID şikayetleri arasında sağlık şikayetlerinin uzmanlarıyla sınıflandırılmasına yönelik bir çözüm. Coguard var. Coguard'da COVID-19 kaynaklı ve benzeri sağlık sorunlarına ve isteklerine cevap vermek için uzmanlar ve kurumları bir araya getiren bir chatbot uygulaması. Fact Checker var. Fact Checker'da şu anda günümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesi de bilgi kirliliği. Özellikle bu COVID konularında bayağı bir bilgi kirliliği var. Hani Twitter üzerinden ve diğer sosyal medya üzerinden. Fact Checker'da bu sosyal medya üzerindeki bilgi kirliliğini engellemek için çıkmış bir girişim. Bir de hayvanlar için de bir sosyal girişimimiz var aslında arasında. Yani bahsettiğimiz sosyal, psikolojik ve lojistik çözümlerde hayvanları düşünmesek olmazdı. Onun da ismi Bircan. Bircan da sokak hayvanlarına yemek vermek isteyen gönüllülerin bir data platformu oluşması ve bu gönüllülerin birbiriyle iletişime girerek hayvanlara yemek vermesi ve bunu kontrollü bir şekilde yapılması. Yani bir sokakta bir hayvana yemek verilmediyse bir can uygulamasıyla işte hangi sokaklardaki hayvanların aç olduğunu görebileceğiz. Hani böyle çözümlerimiz oldu. Biotel var. Biotel de Türkiye'de moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinde bulunan ölçüm makinalarını listeleyerek bu alanlarda çalışan atıl durumdaki kapasitesi virüs testi için kullanılmasına katkıda bulunan bir platform. Yani ne yapıyor bu? Gidiyorsunuz Türkiye'deki moleküler ve biyolojik genetik bölümleri listeliyor. Oradan atıl durumdaki bütün kapasitesi olan laboratuvarları görüyorsunuz ve o sayede gidiyorsunuz o laboratuvarlardan test yapabiliyorsunuz. Hatta aynı şekilde biyoteli tartışırken hani şu anda bunun olabileceğinden de bahsetmiştik. Bu şekilde çözümlerimiz bulunmakta. Peki şimdi bahsettiğiniz projeler gerçekten hani kulağa çok doyurucu geliyor ama bu tabii ki bunlar başlangıç proje aşamasında önümüzdeki dönemde
Kronaton Türkiye'de bulunan mentorlar, girişimciler, hızlandırma programları olacak mı bu projeye? Finansman desteği olacak mı? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destek verdiğini biliyoruz bu etkinliğe. Buradan bir hibe veya bakanlık üstlenmesi olacak mı? Ya da bu görüşmeler olacak mı? Bu konu hakkında bilgi paylaşırsanız sevinirim. Ben devam edeyim istersen Sure. Burada hani şey yapacağız şimdi biz. Hani biz nasıl başladı bu fikir? Hani Sure de anlatmıştı. Hani Boğaziçi, ODTÜ ve İTÜ'den Oğuzhan Hoca, Zeynep Hoca ve Adil Hoca'nın girişimleriyle başlattı. Sonra bütün Türkiye'deki kurumların bir araya gelmesiyle sonuç oldu. Teknoloji transfer ofisleri, yaşam bilimleri, ondan sonra İstanbul Sağlık Endüstrisi kümelenmesi, İSEK katkı verdi bize, UNDP katkı verdi, TOP geldi, Ankara Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Kalkınma Ajansları falan derken aslında şu anda bizim bu startuplara vereceğimiz şeyler mentorluk olacak. Bir de başlayabilmeleri için küçük bir eş finans sağlanacak. Bakanlıkta da Sağlık Bakanlığı'yla görüşüyoruz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da bizim paydaşlarımız arasından ve bu projeleri çok yakından takip ediyorlar ve bu projelerin hayata geçmesinde de yapabileceğimiz paydaşlar olarak her şeyi konuşup bu projeleri desteklemeye çalışıyoruz. Tabii şu anda bunlardan sadece fikir aşamasında olanlar yok, startup aşamasında olanlar da var. Mesela biz girişimcileri de davet ettik ki girişimcilerin mevcut sorununu COVID sorunu için bir adaptasyon olsun ve buna hızlı çözümler olması için. Şu anda ilk 12 listesinde herhalde yarı yarıya hem girişimler hem yeni fikirler vardır. O yüzden aslında bu fikirler şu anda desteklenirse çok çabuk, bir haftada belki de etkisini görebileceğimiz çözümler olduğuna inanıyorum ben. Şöyle bir şey eklemek istiyorum Berat. Özellikle hani finansman desteği noktasında. Yani gerçekten neredeyse 100'e yakın kurumdan farklı destekleri aldık ama buradaki finansman desteği anlamında özellikle bugün öğlen açıkladığımız ödüllerin sponsorlarından da belki birazcık bahsediyor olmakta fayda var. Buyurun. Burada bize Facebook mesela destek verdi. Ankara Ticaret Odası, Ankara Ticaret Borsası, Ankara Sanayi Odası, 212 Girişim Sermayesi, Enokta, Gedik Yatırım. Aslında bu kurumlar finansmanı da yaklaşık 150 bin TL'lik bir toplam bir finansman var. Bu kurumlar sağladı. Belki bu kurumların ismini geçirmekte de fayda var diye bir eklemek istedim Berat. Peki şimdi... Aynen, çok güzel oldu. Peki şimdi buradan çıkan fikirlerin yurt dışıyla paylaşılması söz konusu olabilir mi? Hani neticede küresel bir salgından bahsediyoruz ve hani bizim bildiğimiz zaten girişimcilik dünyası da yurt dışında yine girişimcilik dünyasıyla çok iç içe, çok fazla etkinliklerde yapıyorlar. Bu tarz paylaşımlar olacak mı? Ya da yurt dışında böyle bir şey varsa Türkiye'de davet etme durumu olacak mı benzer projeleri? Ben devam edebilirim. Yurt dışı ile nasıl paylaşılmayı düşünülüyor? Bu hatta şu anda başta böyle bir hani Estonya'yı biz partner yapmıştık. Ama onun yanında bir de Seed Stars hızlandırma programı var. Seed Stars hızlandırma programı gelişmekte olan ülkelerdeki startuplara yatırım yapıyor. Biz de onlarla konuştuk. Dedik ki bizden çıkacak güzel startupları, iyi startupları sizlere yönlendirelim. Sizler bunları küresel açıdan hem bir 9 aylık bir hızlandırma programını alın, hem de beraber hani yatırım fırsatları oluşsun dedik ve Seed Stars bizim ilk üçe yani ilk üç belirleyeceğimiz fikre hızlandırma programını alacak. Hani biz aslında böyle yurt dışı ile paylaşmayı planlıyoruz ve daha global olarak başladık. Hatta ilk konuştuğumuzda Sure ile şey diye diyorduk. Hani aslında şu an Türkiye ile başladık da hani İngilizce yapıp bütün herkesi mi kapsasak dedik. Ama dedik ki biz şu anda Türkiye'deki girişimcileriz. Başta dedik Türkiye'deki sorunları alalım. Ondan sonraki gelecek fazlarında daha global bir çerçeveden hani hem Türkiye'de bir girişimcinin Amerika'da bir girişimciyle beraber buluşup startup kurması ve bu probleme çözüm yaratmasını gerçekten amaçlıyoruz. Şöyle bir şey eklemek istiyorum. Yani lütfen. Şu anda aslında baktığımızda dünyada tarihte belki ilk kez hiç görünmemiş bir şekilde herkes tek bir küresel düşmana karşı savaşıyor. Yani hepimiz böyle bir durumdayız. Bu noktada hani diğer ülkeler de COVID-19 salgınına karşı kendi ürettiği çözümleri diğer ülkelerle paylaşıyor. Mesela bugün Singapur'a baktığımızda lokasyon takibi yapan açık, yani uygulamasını açık kaynak haline getirdi. Ya da Çin'e baktığımızda işte Çin'den Küba'dan sağlık personeli İtalya'ya desteğe gidiyor. Yani dolayısıyla buradan üretilen çözümlerin dünyayla paylaşılması
bizim gerçekten çok arzu ettiğimiz bir şey. Bu noktada da hani bazı uluslararası partnerlerle çoktan iletişime geçtik ve işbirliğine başladık bile. Özellikle bazı proje tiplerini uluslararası yatırımcılarla ya da hızlandırma programlarıyla buluşturma da ödüller kategorisinde bir aksiyon bizim tarafımızda. Hani bir bunu eklemek istedim. Peki şimdi mevcut bir salgın tabii ki hani hızla hareket ettiniz, hızla bir araya geldiniz. ve yani 1500 başvuru, birbirinden değerli fikirler olduğunu söylediniz. bu da aslında biraz da şeyi gösteriyor. Hani aslında böyle projelere ciddi anlamda da ihtiyaç varmış. Dolayısıyla bu noktadan şeye geleceğim. Önümüzdeki dönemde siz girişimcilik dünyası belli dönemlerde bu tarz etkinlikleri hani virüs sonrası da devam ettirmeyi planlıyor musunuz? Böyle şeylerde konuştunuz mu? Aslında bu şey, Sure sen devam et, sonra ben ekleme yapayım. Yok, lütfen devam et biraz. Ya bu şeyden var mesela, hekaton demek hacking ve maratonun kelimelerin birleşimi demek. Yani ne oluyor? Bir maraton oluyor ve hacklemek. Aslında hacklemek hani bizim bildiğimiz hacklemek değil. İngilizce'de bu sorun çözme ya da sorundaki açığı bulma anlamına da geliyor. Hani bunların birleşimi bir kelime. Hani bu baktığımızda başta bir Polonya'da, işte Estonya'da başladı. Sonra Norveç, Amerika, Gürcistan'da oldu. Amerika'da şeyi gördük, yani Sağlık Bakanlığı'nın girişimcilere veri paylaştığını gördük. Bayağı bütün verileri sırf çözüm bulunması için paylaştıklarını gördük. Gürcistan'da da örnekler var. Biz de dedik ki yani biz bu girişimcilik dünyasında başlayalım. Ve bunu girişimcilik dünyasında tek seferlik değil de aslında bunu böyle sürdürebilir bir alana getirmeye çalıştık. O yüzden bizim işte partnerlerimiz katıldı. Habitat Derneği katıldı yanımıza. Türkiye Bilişim Vakfı başlangıç noktası bizlerle oldu. Ondan sonra organizasyon komitesinde de bu işe gönül veren takımlar oldu. Yani biz aslında bu başlattığımız hekatonu tek bir seferlik hekaton değil de bizim girişimcilik dünyasıyla birçok sefer yapacağımız bir hekaton yapmayı düşünüyoruz. Bir de WhatsApp'ta bir grubumuz var, Entrepreneurs Organization diye. Onlara da buradan teşekkür etmeden olmaz. Çünkü hakikaten bu fikrin hayata geçmesinde Entrepreneurs United'da olan bütün girişimcilerin desteği vardır. Bundan sonra da onların bu hekatona destek vereceğini de ben şahsen düşünüyorum. Süre sona gelirken eklemek istediğin var mı senin konuyla ilgili? Yani aslında Berat'ın son söylediğine ek olarak, yani bundan sonrası için yani o kadar çok paydaşı bir araya getirdik ki biz. Yani hakikaten biz bile inanamıyoruz bu kadar güçlü olabildiğimizde bu kadar kısa süre içerisinde. Bu paydaşları korumayı istiyoruz. Yani özellikle mentorluk noktasında hala fikirler üretilmeye devam edebilir. Hala bu fikir üreten grup ya da kişileri mentorlarla buluşturmaya devam edelim istiyoruz. Dolayısıyla bu tek seferlik bir efor değil bizim tarafımızda. Yani bizden daha fazla şey duymaya devam edeceksiniz. Çünkü biz çözümün bir parçası olmak istiyoruz. Ve çözümün bir parçası olabilmek için de gerçekten harika bir ekip var. Hani girişim ekosistemi diyoruz, Türkiye'nin üniversiteler ekosistemi diyoruz, Türkiye'nin çok iyi şirketleri diyoruz. Dolayısıyla biz çözümün bir parçası olmaya devam edeceğiz diyorum tüm inisiyatif adına. Peki, her ikinize de kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sağ olun. Finansal teknolojinin bugün sonuna geldik. Türkiye'nin girişimci beyinlerinin bir araya gelip oluşturduğu Koraton Türkiye İnisiyatif Sözcüleri Sure Köse Ulutaş ve Berat Kamil ile birlikte koronavirüse karşı girişimcilerin ortaya attığı projeleri konuştuk. Önümüzdeki dönemde daha da gelişip büyüyecek, belki de dev şirketlere dönecek projeleri konuştuk. Haftaya pazartesi görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.